Bu ailenin ikinci çocuğu sırtında iki kanatla doğar. Başta bu durum aile için alışılmadık olsa da zamanla kabullenirler. Yattığı yerden uçup kaçmaması için annesi üzerine örttüğü örtüyü sağlamca tahtalara sabitler. Giydiği kıyafetler bebeğin kanatlarını sıktığından dolayı onlardan rahatsız oluyordur. Annesi her gün çocuğun kanatlarının boyunu ölçer. Bir haftada 8 cm büyüyen kanatlar tam 18 cm'e ulaşır. Kadın bebeğin rahat etmesi için giysilerini ona göre keser. Ancak bebek kanatlarını çırpsa da henüz olduğu yerden uçabilecek kadar gelişmiş kanatlara sahip değildir. Onu izleyen annesi ve kardeşi bebek kanatlarını çırptıkça çok mutlu olurlar. Uçmak için büyük enerji harcayan bebek uykuya dalar. Kanatları da giderek büyümeye devam ediyordur. Annesi markette gördüğü tavuk kanatlarını bebeğin kanatlarına benzetir ve onların da kanat boylarını ölçer. Market çalışanına tavukların vücut ağırlıkları ile kanat boyları arasındaki oranı sorar. Koru karşısında şaşıran adam ben sadece kasabım demekle yetinir. Sonra kadın tavuğu tarttırır ve kendi oran hesabını yaparak oradan uzaklaşır. Kanatları olan bu bebek annesinin dalgınlığından faydalanarak markette uçmaya başlar. Markette alışveriş yapan herkes bu olağanüstü olayı kayda almaktadır. Alışveriş yapan yaşlı bir adam çalışana bu oyuncağın kaça satıldığını sorar. Tam o anda içeri polisler girer ve uçan bebeği yakalamaya çalışırlar. Ancak bir türlü başaramazlar. Annesi ışıkları kapatmaları durumunda bebeğin aşağı ineceğini söyler. Ardından marketteki ışıklar tek tek kapanmaya başlar. Hafif hafif yere inen bebek bir polis tarafından yakalanır. Çocuğun etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştır. Annesi endişeli bir şekilde beklemektedir. Çünkü çocuğunun özel durumundan dolayı ondan alınabileceğini düşünür. Beklediği gibi de olur. Doktor çocuğun hastanede kalıp incelenmesi gerektiğini söyler. Ancak kadın kabul etmez ve çocuğuyla birlikte aşağıya iner. Kapıda büyük bir medya ordusu onları beklemektedir. Neyse ki onu bir şekilde arka kapıdan çıkartırlar. Akşam eve geldiklerinde olayın haberlere yansıdığını görürler. Televizyonda komşuları bebekten canavar diye bahsediyordur. Evlerinin önünden basın bir saniye olsun ayrılmaz. Doğuştan kanatları olan bu bebek ayağından bir ip ile bağlı bir şekilde gökyüzünde uçmaya başlar. Annesi ve babası uçan çocuklarını görünce mutlu bir şekilde gülümserler. Bebek bir anda annesinin elindeki ipten kurtulup uçmaya devam eder. Basın ve insanlar da onun peşinden koşarlar. Gölün üzerine gelen çocuk neredeyse suya düşecektir. Bir anda kendini toparlar ve uzaklaşmaya devam eder. Çocuk gözden kaybolunca basın ve insanlar olay yerini terk eder. Annesi ve babası gider çocuklarının arkasından üzgünce beklemekle yetinir. Annesi çocuğun buraya geri dönmesini umarak yerinde bekler. Ertesi gün babası meydanda geçen insanlara kayıp ilanı dağıtır. Üzüntülü anne dışarıdan kuş cıvıltıları duyunca çocuğun geri geldiğini düşünür. Pencereye doğru gider ancak kimse yoktur. Psikolojisi iyice bozulan anne tek başına çocuğunu kaybettiği göle doğru gider. Ardından üzerindeki paltoyu çıkarıp göle girer. Kendinden geçmiş bir şekilde gölde yürüyen kadın bir ses duyduğunda kafasını kaldırır. Karşısında kaybettiği çocuğu kanat çırpıyordu. Çocuğun kanatları neredeyse bir metreyi geçmiştir.